Herkes selamlar sevgili dostlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Bitcoin 70 bin doları aştı. Yeni rekor seviyelere doğru gidiyoruz. Peki bundan sonra bizleri neler bekliyor? Tabii ki altcoinleri konuşmaya devam edeceğiz. Sizlere bahsettiğim altcoinler piyasadan ayrışarak rekor yükselişler sergilemeye devam ediyor. Teker teker konuşacağız. Fırsat altcoinleri de konuşacağız. Tabii ki herkesin aklında benzer soru işaretleri var. Bitcoin bundan sonra daha da gidecek mi? Nereden düzeltme gelir? Nakite dönmeli miyiz? Vesaire gibisinden. Merak etmeyin bunların hepsinin bir cevabı var. Hepsine cevap bulmaya çalışacağız. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız dostlar. Bu video rekor beğeni istiyorum. Çünkü uzun zamandır sizlere anlattığım ne varsa. bahsettim hangi altcoinler varsa. Güzel yükselişler sergiliyor. Piyasada tam da beklediğimiz gibi gidiyor rekor beğeniye boğalım bu videoyu hem de Bitcoin'in yükselişini kutlamış olalım dostlar. Bildiğiniz gibi her videoda iki tane aboneme kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu hediye etkinliğine katılmak için video bir tane beğeni bir tane yorum atmanız yeterlidir. Gelecek videoda tam işte buradan yorumların en üst kısmından kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlar. Mikro strateji 800 milyon dolarlık tekrardan bitcoin satın aldı. Ee, bu haberin ilginç tarafı yani uzun zamandır zaten bitcoin topluyorlardı. İlginç tarafı ise bu 800 milyon doları kredi çekip bitcoin satın almışlar. Demek ki burada ne kadar bitcoine güvendiklerini görebiliriz dostlar. Düşük kredili düşük faizli bir kredi çekerek e, bu bitcoinleri satın almışlar. 69 bin doların altında. Ethereum 4000 dolar sınırını aştı. Sizler uzun zamandır bahsettiğim ethereum rallisi kendini hissettirmeye başladı. Ama merak etmeyin daha yolun başındayız. Majörler yükselmeye devam ediyor. Daha henüz altcoin'lerde beklediğimiz o sert yükselişler gelmedi. Onlardan da bahsedeceğim tabii. Ne zaman gelecek vesaire. Sizlere bahsettim bazı altcoin'ler evet 6-7x yaptı. Ama piyasanın genelinde net hareketler başlama dostlar. Teker teker hepsini konuşacağız. Ee, şimdi bitcoin başlamak istiyorum. Ne olur ne biter nereden satış yer. Nereye kadar gideriz? Öncelikle yeni bir ATH'in görülmesi demek, Bitcoin'in yolunun daha da olduğu demek, daha da yükselişlerin devam edeceği demek. Bunları size yeni söylemiyorum. Bitcoin 15 bin dolardayken de benzer şeyleri söylüyordum. 40 bin, 50 bin dolardayken de piyasada herkes düşüş beklerken de ATH gelecek diyordum hem Twitter'dan hem de. E, videolarda sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatıyordum. O yüzden bu yükselişler bir kere bizler için sürpriz değil. Şunu söylemek istiyorum. Bitcoin ATH kırdıysa üzerinde gideceği daha da fazla alan vardır dostlar. Tabi dünyada işte pandemi gibi vesaire bir olay patlak vermezse e, bunları yaşayacağız. Peki nereye kadar gidebilir? Hemen şöyle e, sizlere detaylı bir şekilde e, geçmişten örnekler vererek Göstermek istiyorum. Ee, tabii ki şöyle bir 2020 boğasının başlangıcı olan zamanları tekrardan bir dönelim. Bakın burada Bitcoin ATH kırmadan önce 2-3 hafta zorluyor. Daha sonra bir anda kırıyor ve bu bir haftalık grafik olduğu için her bir mum e, bir haftada oluşuyor Baktığımız zaman ilk ATH kırıldıktan sonra. Yükselişi Bitcoin'in hemen hemen %23, %24 civarlarında. Yani biz de buradan e, benzer şekilde bu hafta içerisinde Bitcoin'den yükselişler görebiliriz dostlar. Peki nereye kadar gidecek? Yani buradan Bitcoin e, %20, %23 daha yükselse. Hemen şuradan göstermek istiyorum sizlere. Kabaca bu hafta içerisinde Bitcoin ATH kırdığı için... Önce bir kendini sert bir şekilde yukarı atmalı. O da e, hemen hemen nereye geliyor? Hemen şöyle bakalım. E, 69.000 200'le referans alırsak yüzde 20'lik bir yükseliş dostlar bu hafta içerisinde 80-85.000 dolar aralığına denk geliyor. Yani şu şekilde biraz daha yaparsak, evet, şöyle. 80-85 bin dolar aralığına bu hafta içerisinde yükselişim ben devamını bekliyorum Bitcoin tarafında. Zaten beklentimizde ATH'in kırılıp önce 80-85 bin dolar aralığına gitmesiydi Bitcoin tarafının. Ee, düzeltme gelir mi? Önce bu aralık gelmeli. O aralık geldikten sonra geri çekilmeler veya da düzeltme gelecek mi? Onlardan bahsedeceğim. Ama şunu iyi bilmemiz gerekiyor dostlar. ATH kırıldığı için artık bir süre yani bir süre Bitcoin'in böyle yukarı yardırarak altcoin'leri birazcık da ezerek yükselmesi lazım. En azından bu yükselişler 1 iki hafta sürmeli diye düşünüyorum. ondan sonra sizlere düzeltme gelecek mi vesaire söyleyeceğim. Tabii ben burada herhangi bir altcoin pozisyonum bozmayacağım. Yani düzeltmeler gelse de ama bozmak isteyenler için yardımcı olacağız burada. Niye? Çünkü e, bozduğunuz zaman tekrardan alım fırsatı vermeyebiliyor Yani siz işte yukarıdan bozayım %15 %20 %30 Hemen aşağıdan alırım Dediğiniz zaman o fırsatları Kaçırabiliyorsunuz e, 4 yılda gelen bir fırsat var bir boğa sezonu var boğa sezonu içerisindeyiz Bu sezonu kaçırmamak için ben Kendi adıma 30 binde 40 binde 50 binde Aldığım altcoinleri Bozmayacağım hatta geri çekilmeler olursa Eklemeler yapacağım bunun da bilgisini vermiş olayım. Yani Bitcoin'de şu anlık 80-85 bin dolar aralığına doğru yükselişlerin devamını bekliyoruz. Bu arada bana soruyorsunuz işlemlerin nerede yapıyorsunuz diye. İşlemlerimi işlemlerimi Binance üzerinden yapıyorum dostlar. Kripto para alım satımlarının tamamına Binance üzerinden yapıyorum. Dünyanın en büyük kripto para borsası. Aşağıda sizler için e, tanımlanmış bir link var. Elit Türk takipçilerine özel. O linkten kayıt olabilirsiniz. Ömür boyu komisyon indirimli linke sahip olacaksınız dostlar ee, Ve tabii ki ara sıra da bu linkten kayıt olanlara Tether yani dolar ödülleri Olacak onu da bilgisine Vermiş olayım Peki altcoinler tarafında Takip ettiklerimiz bakın piyasadan Ayrışarak rekor yükseliş sergileyen Altcoinlerimiz var Sizlere Kimse yükseliş beklemezken Kimse boğa beklemezken anlattığım altcoinlerden Space ID ee, inanılmaz yükselişler sergiliyor. 30 cent de sizlere paylaştım. Sonra oradan 60 cent geldi 2x yaptı. Dedim ki bakın 2x yaptı ama bu geri gelmeyecek. Buradan daha da yürüyecek daha yolun başındayız. 60 centten dün itibariyle 1,5 dolarlar test edildi. Şu an 1 dolar 27 centlerdeyiz. Tabii ki yükselişi daha devam edecek. Burada bir süre daha oyalanır. Ama sizlere paylaştığım yerden 5x yaptı dostlar. 5x yaptı ve yükselişine devam ediyor. Bu arada hedeflerimiz tabii çok çok yüksek. Ee, uzun zamandır harekete geçmeyen coinlerimizden Edu dün kendini göstermeye başladı. Ee, 70 cent'lerdeyken paylaşmıştım. Bence bu da hala ucuz. Hala daha yolu var. Çünkü daha ATH bile görmedi. Ee, alım alım yerimizden neredeyse 2x'e kadar yükseldi ama hala ucuz. Geri çekilme ile beraber şu an %60 %70 kardayız. Ee, burada ise bakın 1.60 dolarlar geçildi ya yukarıda 3 dolarlara kadar gitmesini beklerim ben Edun'un ee, daha yukarıda yolumuz var. Ben paylaştığım altcoin'ler arasında ucuz kalanlardan e, diye düşünüyorum. Pixel sizlere hem videolarda bahsettim hem de Twitter'da detaylı bir şekilde anlattım. En son çektiğim videoda e, 45-50 cent'lerdeydi Hatta 55 cent'lerdeydi 55 centten dün itibariyle 1 dolar üstü görüldü dostlar. Ee, şu an biraz geri çekilme var. Normaldir bir anda sert gitti. Burada biraz konsolde olup e, yoluna devam etmesini bekliyorum ben Pixel tarafının. Şimdi Pixel de hala ucuz. Yani boğa dönemi önümüzdeki dönemlerde ben bu coin'de 20 dolar üstünü bekliyorum. 25 dolar makul hedef diye düşünüyorum. Pixel tarafı bakın. Piyasada şu an gaming projeleri arasında Pixel bence... En öne çıkanlardan bir tanesi. Geçen bu boğada mesela en yükselen, en çok yükselen gaming projesi AXE'di. Ve şu an AXE'i geliştiren ekip Pixel'i geliştiriyor. Yani o ekibe yakın bir ekip Pixel'i geliştiriyor. Arkasında güçlü kapitaller var. O yüzden ben bu coin'i önemsiyorum. Bu Boğada güzel işler yapacağını düşünüyorum. Hani biz 55-60 centlerden videolarda anlattık. Ama hala ucuz. Ben size söyleyeyim. E, güzel şeyler yapacak. Uniswap güzel gidiyor. 6 dolar alımımız vardı. 3x'lere kadar yükseldi. Şu an 2.5x'lerde Benim alanlar tutmaya taşımaya devam edebilir. Güzel gidiyor. Ethereum'a sonra bakacağız. Şimdi değil. E, burada e, diğer bir ayrışan coinimiz ise Arkam oldu. E, sizlere paylaştığım yerde dostlar 60 cent civarlarındaydı. Yani şu bölgedeydik. Buradan 4 dolarlara gitti. Neredeyse 7x'e yakın bir yükseliş yaşadık arkam tarafında. Ben arkamın hareketlerini geçen boğadaki matiye benzetiyorum. Ee, şu an 3 dolarlara geri çekildik. Evet bayağı bir yükseldi ben paylaştıktan sonra. Ee, ama hala yolu var. Biraz buralarda dinlenip tekrar yoluna devam edecektir. Ee, Tabi diğerlerine göre birazcık pahalandı. Ama bu boğada güzel işler yapacak. Mesela ucuz kalmışlardan SNX, Synthetix. Mesela bu da yavaş yavaş harekete başlayacak dostlar. Bakın 4.75 geçildi ya. 8 dolar 11 dolar diye gidecek. Şu an 4 dolar 45 centlerde ucuz kalmış. Soruyorsunuz bana neler ucuz kalmış diye. Mesela bunlardan bir tanesi de Synthetix ucuz kalanlardan. Daha sonra size bahsettiğim gene şurada AI, AI projesi vardı. AI diye yazılıyor dostlar. Bu da yine Yapay zeka alanında güzel bir proje. Bakın çok fazla yükselmedi. Sizlere bahsettiğimde 1.5 dolardı. Ee, şu an 2 dolarlar test edildi. 1.97 dolarlarda. Bence bu da önümüzdeki dönemlerde güzel yükselişler sergiler. E, ee, Coin market cap değeri şu anlık 273 milyon dolar. Gayet ucuz. Hani bu da şöyle 3-4 milyar doları bence zorlar diye düşünüyorum. Orada ise fiyat tabi 15-20x gibi bir şey yapacak diye düşünüyorum. Bu benim elimde yok ama güzel proje. O yüzden sizlere de anlatmak istiyorum. Bakın daha ucuz kalmış projelerden RDNT bence yeni yeni harekete geçiyor ve patlaması yakın diye düşünüyorum. Radiant Capital. Hani ben size bunu 30 31 cent'lerde bahsetmiştim. Şu an 41 cent'lerde ama hala ucuz. 48 geçildiği an yukarıda 80 cent'ler var. Buranın gelmesi de çok hızlı sürecektir. Yani özellikle bu direnç geçildiği zaman neredeyse buradan %100'e yakın bir yükseliş yapıyor. Bu adı güzel işler yapacağını düşündüğüm altcoinlerden bir tanesi dostlar. Ee, yine size bahsettiğim coinlerden Cyber geçenlerde bir atak yaşadık geri çekildi. Ee, ucuz kalmış coinlerden diye düşünüyorum. Şu an 11 dolar civarlarında ee, 18 dolar içten bile değil gelecektir. Tabi bu ada daha farklı hedeflerimiz var. Bunlar kısa vadeli değerlendirmeler diye düşünüyorum. Bakın bu da Cyber yine ucuz kalmış altcoinlerden. Ee, bunun da bilgisini vereyim. Sizlere bahsettiğim altcoinler rekor yükselişler sergiliyor dostlar. Ee, soruyorsunuz bana işte şu videoda şu altcoin'den bahsetmiştin. Şimdi niye bahsetmiyorsun? Listeden mi çıkardın vesaire. Öyle bir şey yok. Her videoda farklı altcoinleri değerlendiriyoruz. Ee, bazen Değindiğimiz altcoin'lerin tekrar üzerinden geçiyoruz. Zaten sizlere Twitter'dan ve YouTube'dan e, sürekli bu altcoin'leri bahsediyorum. Yani bu ucuz kaldı bakın bu gitti. E, daha yolu var veya da daha da gidecek vesaire gibi. Mesela bakın geçtiğimiz videolarda size Jüpiter'den bahsetmiştim. E, Jüpiter tarafı da bahsettiğimde 50 centlerdeydi. Hatta 45 centlerde 80-85 centi gördü. Mesela bu coin bende yok ama güzel bir de Yükselecek diye bahsetmiştim Ve gayet de güzel bir yükseliş sergiledi Tabi Bunlar daha Yolun başında dostlar Bakın Twitter'dan mutlaka beni takip alın Aşağıda Telegram linkim var oradan da takip alın Çünkü burada e, Şunu söyleyeyim Hani Telegram'dan Özellikle hangi coin e, Ne zaman hareket eder vesaire bilgilendirmeler yapıyorum Yine Twitter tarafında e, Pixel'den bahsettiğim zaman bakın ertesi gün çok güzel yükselişler sergiledi. Ee, yine aynı şekilde buradan da bahsetmiştik tabii ki. Bakın burada listemiz var. Synthetix, Uniswap, ID, Arkam, Radiant Capital, Cyber, Chiliz, EduPixel. Bunlar benim taşıdığım altcoinler. Ee, farklı olarak da videolarda bahsediyor bahsediyorum. Mesela Chiliz yavaş yavaş harekete geçiyor. Bahsettiğim yerden 2x yaptı. Burada dinleniyor. Bundan sonra Yükselişin devamını bekliyoruz. Bir altcoin'e değinmediğim zaman e, o altcoin'i elimden çıkarmış olmuyorum dostlar. Bunlar size e, özellikle bu anın orta dönemlerinde güzel yükseliş sergileyecek altcoin'lerin e, listesi diyebilirim. En azından benim takip ettiğim listenin içerisinde yer alıyorlar. Mesela burada çiliz bakın bugün 16 cent'i zorlamış. Sizlere bahsettiğimde videolarda neredeydi? Şuradaydı. Hatta daha da aşağıdaydı. 8.30'lardaydı. E 16 sant, 2x Ama bittim hareket bitmedi ee, Yaz aylarına doğru Futbol maçları var ee, Ve birçok anlaşması var Burada de yükselişi devam edecek ama kademe kademe sabırla Peki burada Altcoinler Bitcoin Rekor kırmasına rağmen niye yükselmiyor Öncelikle size şunu söyleyeyim Bitcoin Önce Yükselecek e, Rekorlar kıracak altcoin'leri bu dönemlerde geri çekilmelerinde ezecek. Ama ayrışan altcoin'ler de olacak. Daha sonra bitcoin bir düzeltme verdiğinde ve tekrar yükselişe geçtiğinde altcoin'lerde o zaman patlamalar göreceğiz dostlar. Yani mesela bakın burada 2020 boğasında yeni bir ateş görülüp bitcoin 42 bin dolarlara giderken altcoin'lerin çoğu hareket bile etmedi. Bazıları 2x yaptı. Bazıları 3x yaptı. O zamanlar benim paylaştığım matik mesela bu süreçte sadece 3x yapmıştı. Daha sonra bitcoin geri geldi. Sağlam bir düzeltme verdi. Arkasından bir yükselmeye başladı. Benim bahsettiğim Matic o dönemler 300x, 300x gibi bir şey yapmıştı. Ve inanılmaz yükselişler sergilemişti. O yüzden sabırlı olun ve altcoinlerde e, pozisyonlarınızı koruyabilirsiniz. Ben düzeltme geleceği yerleri de az çok size söyleyeceğim videolarda ee, ve bunu da tabii ki kendim nakite dönmeyeceğim. Çünkü geri almak bazen mümkün olmuyor ama al sat yapmak isteyenler için tabii ki onlara da yardımcı olacağız dostlar. Peki Ethereum tarafı bir de Ethereum tarafı var mesela Ethereum tarafı yeni bir ATH gördüğü an altcoinlere daha fazla para girişleri olacak dostlar. Ben size Ethereum 1000 dolardan beri anlatıyorum. Geldiğimiz noktalar 4000 dolarlar. Ben Ethereum anlatırken çoğu kişi ya kriptolar dolandırıcılık yükselmez şöyle böyle deniyordu. Ama geldiğimiz noktalar Ethereum'da bile 4x bitti mi bitmedi. E, 4855 üstü hareketlerin geleceği zamanlar yakın diye düşünüyorum. E, tabii ki 5000 dolar üzerinde önce 8000 daha sonra da 10.000 dolarlara doğru Ethereum'da yükseliş beklentim var dostlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Piyasaları yakından takip etmeye devam ediyoruz. Videoları ilk defa izlediyseniz kanala abone olmanızı, bildirim tuşuna basmanızı kesinlikle tavsiye ederim dostlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.